Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırladığım tarifim kemik suyu nasıl hazırlanır? Yapmışken de tarifimi sizler için hazırlamak istedim. Gerekli olan malzemelerimiz parçalara ayrılmış kuzu eti kullandım. Sizler dilerseniz dana eti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dananın kemik parçalarını. 2-3 tane defne yaprağı, 1 tane soğan, 1 tane havuç, çeyrek dilim kadar rezene, çeyrek dilim kereviz. Arkadaşlar dilerseniz kekik, biberiye de kullanabilirsiniz taze. 8-10 tane karabiber, tuz ve yaklaşık 2-2,5 litre kadar sıcak su. Kemik suyumuzun yapılışı. Arkadaşlar dilerseniz ilik kemiklerini önce fırında fırınlayabilirsiniz. Böyle kısık ateşte 100 derecede yaklaşık 2 saat kadar fırınlayabilirsiniz. Fırınladıktan sonra aynen bu şekilde haşlama yapabilirsiniz. Daha bir lezzetli olacaktır. Ama ben beklemek istemedim. Haşlama yaptığım için bu şekilde direkt fırınlamadan kemik suyumu hazırladım. Kemik suyunun önce kefini alacağız bu şekilde. Dilerseniz kefini aldıktan sonra sebzeleri ilave edebilirsiniz. Ben biraz aceleye geldim. Önceden sebzeleri ilave etmiş bulundum. Ama dediğim gibi sizler sebzeleri bu köpüğünü kefini aldıktan sonra ekleyebilirsiniz. Mutlaka kefini alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra haşlamaya bırakıyoruz. Kısık ateşte. Eğer düdüklünün kapağını kapatacaksanız 1 saat kadar haşlaması yeterli olacaktır. Normal tencerede haşlayacaksanız arkadaşlar 3-4 saat göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Evet, artık kemik suyumuz hazır. İçinden kemikleri bu şekilde ayırdım. Bunları da daha sonra güzel bir yemek yaptım. Ve et suyumu da süzgeçten geçirdim, kemik suyumu. Poşetlere ayırarak buzluğuna kaldırdım. Evet, mutlaka tekrardan süzelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça üzerinde artık bırakıyor. Ve bu suyumuzu da arkadaşlar nerelerde kullanacağız? Çorba yapımında, pilav yapımında yemeklerimizi lezzetlendireceğiz. Buzluk poşetlerine birer kepçe koymamız yeterli olacaktır. Bir yapımlık. Çünkü oldukça kuvvetli bir kemik suyu elde ettik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 8 poşet kemik suyu elde ettim ve bu kemik sularını da derin dondurucuya kaldırdım. Kullanacağım da birer torba çıkartacağım. Çorbamda, pilav yapımında lezzetlendirmek için kullanacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.